Gördüğünüz gibi gelen orijinal eklerimiz. Bazen de böyle parçalara agresif uygulamalar yapmak gerekiyor. Bazen de zorbalık yapmak gerekiyor parçalara. İzleyici kitlesinden yine vay o parçaya öyle davranılır mı falan diye tepki koyan da olabilir. Şura bağırılır mı diyenler var ya. Evet Erdal abi, Mustafa abi bir mesaj göndermek ister misin bu videoya? Mustafa kardeşim acilen inşallah sıhhatine kavuşur. Aramızda dönmesini bekliyor, dua ediyor. Hemen zaten şuradan abi yakından kabul olur dua. Direkt gitmiyor hadi yukarı çıkıp iniyor. Ha, aktarmalı gidiyor. Yan yana da olsak telefon atsam sana biliyorsun gidiyor geliyor ya. Evet evet abi. Bir de orada onaylanacak, kabul olacak öyle inecek. Kabul olmazsa... Ha, direkt buradan Mustafa abi gitmez şuraya şehir hastanesine. Yani sadece o değil, cihazlara kadar. Her şeyimiz Mercedes'ten ha. Somunlarımız var. Adamlar somunları bile ayrı ayrı poşetleyip yollanmış. Niye? Para bunlar. Kapitalist sistemin oyunları bunlar. Arkasında kim var bunun? İlimli artistler var. Aynı numara gözüküyor ama farklıdır. Onlar o civatalı söktüğün parçaların yeri değil mi abi? Evet, bunlar da uzuyor. Arabanın önünü 5-6 santim uzattığımız için bunlar hep değişiyor. Keyfimiz yok işte. Hayır lan, neden keyfin yok? Kardeşim Mustafa şu an hastanede biliyorsun. Evet. Yani gülüyor mülüyor da. Evet. O olsaydı şimdi bu işin nasıl olduğunu, nasıl olacağını, neyin olmadığını, neyin olacağını sevgili takipçilerimizle bize detaylıca anladı. Herkesin bir işi var biliyorum. Mustafa da bu işi güzel yapan bir arkadaşım. Arkadaşlar, Airmatic'in kompresörün ayakları çok kötü. O ayağımı söküp düzelteceğiz. Çünkü Airmatic çalıştığında büyük bir gürültü yapıyor arabanın içinde de hissediyorsun yani. Ayakları falan da hem eğri hem de kırılmış falan. Bunları bir onaracağız. Sevgili arkadaşlar, Alman adamı civatasını bile göndermiş bak. Alman adamı göndermiş. Yapıyorlar spor. Hemen şuradan şu aradaki bölümümüze yakıştı mı? Harika oldu. Çok güzel oldu ya. Biliyor bu adamlar estetiği. Kendileri çirkin ama arabaları böyle. Evet, pasentörünün lastikleri de yoktu. Bunları da getirdik. Bunları da tamamlıyoruz. Usta kolay gelsin. Sağ ol kardeşim, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen? Görüşemiyoruz. Evet ya, görüşemiyoruz.
Lanet olsun. Niye? Aracı indirirken mastar orada unutmuşlar. Şu preslemiş gördüğün gibi. Yamulmuş. Dur. Yaklaşma. Kamera çekim yap. Bu da benim YouTuber'ım. YouTuber'ın mı? Parayı vermiyor. Niye? 35 seneden beri tanırım, bir de paketine şükrana girdiğini görmedim. Dur abi, vereyim diyorum, almıyorum diye mi? Bir tane verse, bir çöp ciğeri alsak, iki paket ciğeram gidiyor. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor, hayat öyle. Almıyor. Mehmetciğim, orijinalden yan tanağa geçiş çok kötü oluyor. Alıştın değil mi abi orijinale, pıt pıt yerine oturmasına? Güzel güzel. Hiçbir şey yerine gelmez mi bu yan tanağa diye? Bu parçaları sevgili araç sahibimiz beğenmiş, almış, bize de gönderdi. Biz de elimizden geldiğince istekleri doğrultusunda takmaya çalışıyoruz Erdal abi. Üstümüze başımıza bak diyorum. Saça başa arabamı topladık. Araba bizim üstümüzden mi geçti? Abi şimdi Erdal abicim, canım abim, sen bir emekçi abi olarak, anladın mı? Kolundaki altın bileziklerle şöyle bir bakalım. Saatim bile yok. Bunu özellikle belirteyim. Üstün başın kirlenebilir. Biz evet, seni böyle seviyoruz. Hiç problem yok. Erdal abicim. Şuran temiz olsun Mehmet. Aynen zikrettiğin gibi. Olabilir, aynen temiz aynen olsun. Zikrettiğin gibi. Erdal abi, sendeki evet, işimiz şu an için bitti. Şu anda ben de işim bitti Mehmetciğim. Sen de işimiz bitti. De, hani gene de ben şu an deyip açık kapı bırakmaya çalışıyorum. Ya ben de işim bitti inşallah. Peki. Ya. İnşallah bitti. Eline koluna sağlık. Teşekkürler. Birazcık uğraştık. Araç sahibi de güle güle adladıyla binsin inşallah. İnşallah. Kazasız belasız. Kazasız belasız. Keyifle binsin. Arabanın yüksekliğini de ayarlayıp sevgili Doğukan Bey'e teslim ediyoruz. İnşallah. Sanayimizin Medar İftiharı Sefa Usta'nın dükkanındayız arkadaşlar. Evet. Evet. Şu anda. İlk üçe girebilecek bir arkadaşın dükkandayız. Aracımızı şu an indireceğiz. 1,5-2 santimden. Önce bir kodlamayla, doğru mu evet, ustam? Evet, bir kodlamayla, kodlamayla indireceğiz abi. Aynen. Şu an yüksekliğimiz şu. Bunu şöyle çamurlukla lastiğin arası kapanacak şekilde evet, indireceğiz Erdal abicim. Şimdi burada ustacığım ne yapıyoruz? Değerlere bakıyoruz. Aynen abi. Ne kadar izin verecek bize onu kontrol edeceğiz. Doğru mu? Aynen öyle abi. Ona göre biz indireceğiz, kaldıracağız. Ya bu teknoloji ne kadar güzel bir şey ya. Mehmetciğim, benimkinde yayım atık var mı? Ben yayını keseceğim ya. Seninkinde? Bu 560'da mı? Çok güzel. Sevdin değil mi? Çok sevdim. Allah kurban olduğum, sana da şöyle pazarlar binmeye nasip etsin. Şunu yan yana koyayım, tercih edeyim, şunu alırım böyle. Ciddi mi diyorsun? Ciddi diyorum. Bu zaman arabam, tercih edeyim. Kapısı nasıl örtülüyor, duymadın mı? Tam değil. İyi abi, eline sağ ol. Eline sağ ol. Eline sağ ol, ne diyor ya? Gömdün ya arabayı, o yüzden diyor. Yok. Beyazlı yok ya. Bir Mercedes'te diyelim. Tamam, şimdi Mercedes'lerin eskilerinin hepsindeki kalite şu an yenilerinde yok. Doğru mu Emre abi? S'de de 126'da da Bugatti'de da hiçbirinde yok. Teknolojik olarak daha donanımlı olabilir ama bunu sana göstermem lazım. İkisini de git, birer tane kapısını ört. İkisi de kutu araba var. Evet. Kapıları bir tane kapıda açtın. Ne dediğim anlar. Yok, anlayabiliyorum ben. Ha, o araba da eski olmasına rağmen teknolojik olarak boş bir araç değil ya. Tabii el gazı her şey var. Her şey var. Havuzalı koltuklarında. Havuzalı koltuk. Vebos da var. Orijinal. Çok şey değil. Marguliste de var. Olmaz. Marguliste de var. Mercedes de var. Ama ben bunu kışın ortasında araba istemedip de yarım saat birini beklediğinde sorarım. Evet. Anladın ya da? Anladım. 38,5. Bize bundan sonra indirebiliyor mu? 38,5. Sallasın abi. İniyor lan hala araba. Hala. Tamam, şu anki inikliği çok iyi. Oğlum hala iniyor. İniyor. Abi gene mi iniyor? Artık ben mi gözüm mü şey yanılmaya başladım? Ön indiriyor, arka indiriyor, ön geri kahıyor gibi oluyor, bir de önü dengeliyor, anladın mı? Arka kendini de kahıyor ya. Şu an kaç? 37.6 gibi falan. Şimdi indirebiliyorsan indirsin abi. Nihat Usta şu an kendi moduna geldi herhalde, doğru mu? Erdal abi indi iyice lan. Kaç? 3 santim. Arka da indi.
Şu an güzel duruyor değil mi? Spacer'lı. Teker çıkınca ne olur? Teker çıkınca bu birazcık daha yükselmesi gerekir mi? Yarım santim daha yükseltilme geliyor. Yani bak nereden iniyor buraya biliyor musun? Şuradan iniyor. Tamam. Bir yarım santim daha yükseltelim yeter ya. Nihat Usta'nın bir yarım santim daha aldırma şansın var mı önünün? Sorsa. Tamam. Tamam abi. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Muhammed. Besir bakayım abi. Dışarıya çıktı mı Yasin? Tabii abi. Araba niye çalışıyor lan? Araba niye çalışıyor? Bilmiyor mu? Şu an lift modunda değil mi arabamız? Evet abi. Tamam basınca bakalım bak. Lastiğin içeri dışarısına bakalım. Bir de şu tarafa bakalım. Bayağı içeride. Getir abi. Bu tarafı da kaldır. Arabayı alayım mı şu tarafa? Yazınki Bodrum şarkıları çalıyor. Şöyle Sport Plus'ı alalım. Tamam mıyız? Güzel mi şu an? Şu anki yüksekliğimiz gayet iyi Muhammed Usta. Ne diyorsun? Süper oldu. Bence de gayet güzel oldu. Lastiğimiz de dışarıya çıkınca biraz kendine geldi. Tamam mı ustacığım? Tamam abicim. Evet arkadaşlar. Sevgili Mustafa'nın birinci bölümde de bahsettiği gibi dıştan Ceyhat Güç'le çevirdik ama tabii bu arabanın yürüyeninin de Ceyhat 3 kadar yürümese de Ceyhat 3'e benzemesi için şimdi Stage 2 yazılımı yapacağız. Stage 2'de de arabamızın OEM spekli 245 beygir ve 370 Nm bir torka sahip C300 makinesi. 40 beygirlik bir güç alacağız. 65 Nm de bir tork alacağız. Yani toplamda 430 Nm civarında bir tork olacak. 285 beygirde bir güç elde edeceğiz. Bir de bunların yanı sıra bir popcorn yazılımı yükleyeceğiz. Şimdi yazılım bittikten sonra bir tane de marşa basarız. O popcornunu bir dinleriz. Bakalım çatara patara oluyor mu? Log aldıktan sonra Süper Chips'e İngiltere'ye gönderelim. Bize göndersinler. Hemen yükleyelim. Yükledikten sonra da popcornu bir dinleyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an yazılımımız İngiltere'den geldi. Yazılımımızı yükledik. Şimdi bir tane çalıştıralım. Bir sesini duyalım bakalım. Popcornumuz falan nasıl? Emirhan'cığım bilgisayar alır mısın kardeşim? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir tane bakalım bakalım. Marşımıza bir basalım anahtarımız. Ne olmuş arabamız? Makine fena. Çok güzel. Çatapatası yok mu? Harika. Çatapatası efsane. Evet hiçbir arızalanmamız vesairemiz hiçbir şeyimiz yanmıyor. Şu an Spor Plus'tayız. Fena. Ya bunun giderken hani araba vites düşürüyorsun ya falan böyle. Onu bak şu an hayal edemiyorum yani nasıl vites çıkacak. Onu da Mustafa çok şükür artık çıktı bugün. Çok şükür arkadaşlar Mustafa, sevgili Mustafa Covid'ti. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok şükür atlattı. Bugün itibariyle taburcu oldu. Aramıza katılacak. Yarından itibaren iş yerinde olur. Çok alçak bir hastalık. Çok namussuz bir hastalık arkadaşlar. Kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Mesela benim gibi maskesiz gezmemeniz lazım. Değil mi? Evet, ne yapıyoruz? Kamu spotu. Maskemizi her zaman takıyoruz. Ben iş yerinde olduğumuz için maskeyi çıkardım ama dışarıda takıyorum sürekli. Maskeyi kesinlikle çıkarmıyoruz. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Şu önlemlere uyuyoruz. Bu hastalık defolup gidiyor. Biz kaldığımız yerden etkinlikler, buluşmalar, çataralar, pataralar onlara devam ediyoruz abi. Şimdi arabamızın ufak tefek yapışacak böyle karbon detaylar var. Onları da yapıştıralım. Piyano bile kaplayacağımız yerler var. Onları da kaplayalım. Daha sonra cam filmlerimiz ha. Cam filmlerimiz morarmış. Kanka solmuş bak. Her yere hava almış. Gösterebiliyor musun Onur? Görünüyor mu?
Kahverengi olmuş artık. Bak şöyle yukarıdan. Buradan gözüküyor. Kahverengi olmuş artık. Garip garip her yere hava almış. Buralar da solmuş. Bak buradan bakarsan üstü siyah cam filminin. Üstü siyah, altı kahverengi olmuş. Niye? Çünkü kalitesiz Çin malı filmler. Bunları ne yapacağız? 10 yıl garantili Lumar ATR Elite serisiyle bunların tamamını sökeceğiz, kaldıracağız, atacağız. Güzelce cam filmini de çekeceğiz. Sonrasında arabamız teslim olmaya hazır. Piyano bilek candır. Piyano bilek olmazsa bu işler olmuyor kanka. Piyano bilek olacak kardeşim. Şimdi şunu da şuraya şöyle takarsak gördüğünüz gibi kapanıyor. Ve açılıyor. Kapağımızı da kapatalım. Aha. Tamam. Tamam. Güzel oldu ama bak. Değil mi? Güzel oldu. Bence güzel oldu. Marş ve çıtalarını da siyah yapınca tamamı bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde olacak. Ondan sonra çatara patara kanka. Durmak yok. Çamur yüzgeçlerini yapıştıralım. V8 biturbo yazılarımız, Cihat 3 S yazılarımızı yapıştıralım. Ondan sonra çıkalım abi. Bir tane gazlayalım bakalım nasıl gidiyor. Filmin rengini gördün mü Onur? Gördüm abi. Haşet olmuş gibi. Mutasyon getirmiş bak. Kahverengiye dönmüş. Mutasyonlu film. Mutasyon getirmiş filmlere dikkat edin arkadaşlar. Aranızdaki mesafeyi koruyun. Mutasyon geçirecek filmlerle alakalı. Ki böyle filmden sonra kanser olmayın. Çünkü kokusunu şimdi oradan alamıyorlar ama öyle bir koku var ki anlatamam sana. Niye? Çin malı film çünkü kötü. Bakar mısın? Renk belli değil mi? Bu sepya film filtresi bak. Instagram'da var sepya. Kahverengi. Bunu böyle yapıştıracağız. Bu da şuraya geçecek. Hazır mısınız? Hazırız abi. Buranın bir parçası. Nasıl oldu? Bütünlüğümüz tamamlandı bak. Harika. Gördün mü? Güzel. Normal 4 matik kullanır. He. Sadece 4 matik kullanabiliyor. He. Hep 4 çekersin. Atıyor mu? Vay vay atıyor gibi mi geldi? İnanmıyor ya. Kanka orijinal logolarımız da geldi. Bu arada arkadaşlar uzun bir süre 20-25 gün yoktum herhalde değil mi? 20 günü geçtik. 20 günü geçtik. 20 günü geçtik. Şu anda çok şükür sizlerle beraberiz. Kameralar karşısında geçebildik çok şükür. C60 projemiz çok güzel şekilde ilerledi. Son bölümünde sizlerle beraber fabrikasyon şimdi her şeyin dönüşümünü gerçekleştikten sonra tabi orijinal logolarını da takmadan olmaz. Yine o Almanya'dan gelen siparişlerimiz arasında orijinal C63 AMG'nin logosu. C63S logosu. Sağ ve sol çamurlarımız değişti. En önemli çamurların eksik olan parçası V8 biturbo. Bir de Formatik Plus olanı. Şimdi ben de daha geçiyordu. Formatik Plus olanı yani istediğinde 4 çekerden tek çekere arka çekere alabildiğin logoyu da şimdi çamurlara yapacağız. Bir de ekstradan böyle karbon fiber biraz daha o çamurluğun şeyini ön plana çıkartacak parçalar var. Bizim o sıfır küvetli yaptığımız projede vardı. İşte o videoyu da hemen izlemek için buradan tıklayabilirsiniz. Ona biz bu parçaları çamurluklarda ezik ve ona benzer çamurluğu değiştirmediğimiz için bu orijinal C63 AMG görünümünü vermesi için takmıştık. Bu da biraz daha şimdi sağdaki soldaki karbon parçalarla desteklemiş olacak. Umarım Doğukan da arabasını sever. Şimdi uygulayalım logoları. Bunların yerleri çok önemli. Çünkü burada ufak tefek farklar arabanın duruşunda çok şey değiştiriyor. Şimdi genelde böyle Mercedes-Benz hani yenileri zaten yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada diğer projelerinde size
biraz şöyle kısaca bilgi vereyim. Çok güzel bir 126 geldi. Sevgili Kazım'ın arabası Avusturya'da. Onu teslim aldık. Arabayı AMG dönüşüm ve dış komple her şeyini AMG versiyonu çevireceğiz. Onlarda farklı iki yeşil bulunuyor. İnşallah önümüzde böyle Mercedes hayranları, Mercedes ile alakalı takip eden arkadaşlar varsa çok güzel bir proje geliyor. Ben böyle çocukluğumda hayalini kurduğum makinelerden bir tanesi. Tabii kısmet olmadı ama böyle bir arabayı yapmak da çok şükür bize nasip oldu. Çok düzgün bir araba. O arabanın da proje videosu ilk aşamasıyla beraber gelecek. Kanalımıza abone değilseniz bu yüzden abone olun. W201'i çok fazla takip eden arkadaşlar biliyorum. Klasik Mercedes ile uğraşan arkadaşlar bizi çok takip etmeye başladı. Sadece BMW yaptığımızı düşünüyorlardı ama biz genelde bu güncel klasik olan bu arabaları ayrıca seviyor. Ayrıca aracımızda da kendimiz olabildiğince koleksiyonumuza dahil etmeye çalışıyoruz. Böyle yurt dışından gelen arabalarda yer vermeye çalışıyoruz. Şimdi hatta şu anda bir tane de 126'ımız var. Onda da şöyle şu an dolaşacağız, biraz gezeceğiz. 300 sel makina. Onu da gösterelim hatta. Mavi renkli bir araba. İçi gri. Üzerine daha önce yanlış bir jant takmışlar. 211'in E serisinin jantlarını takmışlar. Ben onları değiştireceğim. Bu arabada da ufak tefek belki aşamalar gelir. 126 tasarımı sevenler, 126 hastaları. Onlar için dediğim gibi bu 560 sek mükemmel bir şekilde bir proje geliyor. Tüm detaylarını sizden bahsedeceğim. Dış vücut parçaları hiçbir yerde bulunamıyor. AMG'nin, Mercedes-Benz'in bir firması olmadığı için özel vücut kitini üreten AMG'nin de body kitini getirttirdik. Yine çok zor bulunan parçalar. Arabanın üzerine uygulama aşaması ve tamamen tüm bölümleri inşallah sizlerle önümüzdeki bölümlerde çekeceğiz arkadaşlar. İlginiz olsun. Şimdi C63 projeleri devam edelim. Karbon fiber bu parçalarda. Arabanın ön lipidi var aslında. Sevgili Doğukan gönderemedi onu. Bagaj spoiler'ı var. Onların tam nihai görünümü çekemedim. O yüzden buradan Doğukan'a ayrıca kızıyorum. Tam anlamıyla görmüş olacaktınız arabanın tam dönüşmüş halini. Kabuğu, çamurluğu, her şeyiyle 10 numara oldu. Hani normal sadece C63 AMG'ye dönüşmekte kalmadı. Bir de ekstradan böyle ufak karbon fiber parçalarla da ekstradan bir modifiye parçalar olmuş oldu. Alçaklığı zaten ayarlandı. İzlemişsinizdir onu. Edition One jantları vardı. Onları değiştirmedik. Bir tane lastik değişimi yapılacak. Çünkü lastik ebatlarında değişiklik olabilir. Büyük ihtimal onları da değiştirdikten sonra daha böyle lastiğin etli ve yanaklı olması daha güzel olacak. Arabada airmatic özelliği var. Airmatic özelliğinden birazcık alçalttık arabayı. Kullanımı engelleyecek şekilde değil. Biz genelde böyle airmatic, kendi orijinal airmatic olan araçlarımızda çok fazla alçaltıyoruz arabayı. Niye? Araçtaki kendi orijinalden olan yükseltme özelliğini kullanabildiğimiz için. Yani ihtiyaç olduğunda arabayı yeniden yükseltebiliyoruz. Bu parçada şimdi bunu da ekleyeceğim. Normalde dediğim gibi bu çamurluluk takılmamış. Böyle çamurluluğunda yer olmayanlara genelde takıyorlar ama bunda da bir ekstra bir hava katacağım. Aleykümselam. Bir şey diyeyim mi? İncecik olmuşsun abi. Vallahi yani bilmiyorum. İmkansız olsun. Olduğunu vereceğim bilemiyorum yani. Vallahi o bir kilo verdiğimde seviniyorsun. Bir pozitif yanı o var yani. Aynen. Buyurun abi. Şey bekliyorum. Kusura bakmayın. Uçak değişti. 6.30'dan beri dükkanda bekliyoruz yani. Nasıl? Erken mi geldiniz? Saat 5'te aldım adamı. 5.30'da aldım. 9 değil miydi? Bir de erkene çekiliyormuş. Ha kardeşim. Sahipleniyorlar. Hani ben 2,5 aydır arabasızım yani. Bu arabam 2,5 aydır burada. Çünkü parçaların gelmesi, gitmesi vesairesi, montajı, usulüsü gerçekten çok zorlu bir süreç ve Türkiye'de bu kadar detaylı böyle bir C63 cover yapan yok. 2,5 ay beklememe kesinlikle değdi. Adamlar hakikaten şaheser yaratmışlar yani. Hani makine C300 evet zaten ciğerli, daha da ciğerlenmiş.
İşte görüntü vesaire harika. Değil mi Mustafa abi? Aynen. Kral adamsın. Senin kraldın. Covid'in yaradığı tek insansın dünyada. Geri dönüşü muhteşem oldu. Geri dönüşü harbiden muhteşem oldu. Daha fit oldu. Mustafa abi, patlamış mısır var, yeni yaptım, yer misin? He? Olmuş. Anne eli değmiş gibi. Nefis olmuş, nefis. Hakikaten MM Power farkı. Projenin daha sonuna geldik herhalde. Çok şükür bu demek de. Bir projenin sonuna gelmek de tabii mutlulukla sonuçlanması güzel bir şey oldu. Makinenin başladığımız noktaya şu anda geri döndük. Hemen power servise geldik. Aletler bir de tam iki telefi olunca M4 ve C63S kupe böyle projesi tam brothers Halep oldular. Halep oldular aynen öyle. Aynen tam brothers oldular. Bizim 201 ile Şakir gibi olacak arkadaşlar. Çok yakında inşallah 201'in de projesi bittiğinde yanına alacağız makineyi. Çok güzel bir şekilde sonuçlandırdık. Sadece eksiğimiz spoilerimiz vardı. Antalya'dan gelemedi. Onlar da evet lip ve spoiler. Onun için eksik yok. Hepsi Antalya'da. Onlar da takılacak. Tamam. O nihai görümüne kavuşacaktı ama bir eksiğimiz olmuş oldu. Ya son imzayı ben atayım dedi. Orada bir ustam var. Orada sana sür suçu evet. Sana yüklüyoruz. Aynen bir oradan yorumlar basın arkadaşlar. Bu... Suçu kabul ediyorum ama şöyle veya çamurluğu açarken mesela bir abim var benim böyle. Tabii daha önce çamurluğu açılıp göndermişti zaten bize. Aynen. Antalya'dan onun ellerine sağlık bu hastayla Soner abinin. Şimdi o 3 yıldır bir böyle ne zaman araba yaptırsam her işimi o koşar. Dedi ki madem böyle proje yapıyorsun Türkiye'de de yok. O da bizim gibi hasta. Tamam dedi yani bak MM Power'a saygı duyuyorum bu projede. Yani eyvallah. En verilecek adamlara vermiş. O da sizin takipçilerinizden biri. Eyvallah. Ama dedi son imzayı ben atacağım. Peki ya. Umarım aracın son halini beğenmişsiniz arkadaşlar. Peki araç sahibine soralım. Bıraktığınla aldığın arasındaki fark nasıl abi? Dağlar. Dağlar. Yani şöyle bu arabayı alırken zaten kafamda ben önce Mustafa abiyle bir telefonla görüştüm. Evet. Arabayı almadan önce nihai şeye karar vermiştik. Bir M4'üm vardı onu satmıştım. Abi dedim şimdi ben böyle bir şey düşünüyorum. Böyle bir araba var. Böyle bir projeye girişelim mi? Çünkü Türkiye'de hiç yapan yok. Hani hep yapan var evet ama Tayvan, evet, Tayvan daha vesaire. Önce biz de yapmıştık. Hani komple A'dan Z'ye işte tırnağından ne bileyim bakalitine en ufak şeyine boyasına jantına vırtına zırtına kadar orijinal yapabilir miyiz? İçinden bile geçeriz dedi. Aynen böyle. İyi dedim abi peki o zaman ben hemen arabayı alırım. Gittim arabayı aldım ettim vesaire işte arabanın geçmiş hakkını az buçuk bilgi sahibiz. Evet. Hasarlı bir araba biraz kötü toparlanmış. İlk bölümde gördüler zaten. İlk bölümde de gördünüz biraz kötü toparlanmış araba gerçekten. Hatta böyle bayağı bildiğiniz yer gidip alelade bir yerde toparlamışlar. Erdal abi bu konularla alakalı bayağı bir detaylı bilgi verdi. Evet, Erdal abi önce. Biraz videolarda da gördüm kızmışsın haklısın da. Sen gerçi yeni kasa orijinal Mercedes ne olursa olsun seviyormuşsun. Evet. Ondan sonra ama arabayı yapılan işler de getirdim açıkçası tabii. Her konuda yani gözü kapalı güvenebileceğimi bildiğim için Mustafa abinin önüne attım ve kaçtım. Hatta kendim getirmedim bile. Çekiciyle yolladım. Abi araba sende. Ondan sonra eti senin kemiği benim şeyi vardır bizim klişe evet, lafım. Aynen öyle. Mustafa abi de 2-2,5 ay sonra yani 2,5 aydır arabasızım ama değdi kesinlikle. 2,5 ay sonra bana bu güzelliği bıraktı işte yani daha ne diyeyim yani. Orijinal susturucuları duruyor tabii. Ama ona rağmen popcorn efsane oldu. Ona rağmen popcorn falan nefis. Yazılım da bayağı keyifli hale getirdi. Kesinlikle. Yani arabanın dışındaki yaptığımız o dış güçlü makina görselinde aynı şekilde gücünde de aynı kesinlikle şekilde. Kesinlikle yürüyüşte inanılmaz fark var. Biz ilk bindiğimiz zaman işte böyle bir ilk haline de binmişti o. Evet. Beraber şöyle bir gazladık ve birden ikiye falan biz attı arkaya. Çok güzel. Yani böyle bir şok olduk. Ama güç, aldığı güç de çok ciddi bir güç. Kesinlikle. Kesinlikle nefis proje oldu. Kazasız belasız kullanan. Allah razı olsun. Daha ileri inşallah takip eden, isteyen, güzel yorumlar yapan kardeşlerimize nasip olsun inşallah. Şimdi inşallah. Arkadaşlar sevgili Doğukan ve kardeşimizi yola çıkacak biliyorsunuz saat 9'dan sonra kısıtlama geliyor. Ondan dolayı da şimdi Antalya'ya yola çıkacaklar. Sabah uçakla geldi kendisi. Sen artık uçakla git gelmekten tabii. Abi ben Kayseri'ye aşinayım tabii. Artık keyifle geri dönersin. Tabii. Şimdi onları yolcu ediyoruz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza abone değilseniz hala artık. Bir zahmet abone olmayı. Elinizdeki cihazları kaldırın artık. Abone olmanızı da bekleriz. Herkese selamlar, sevgiler.